Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine gelenekleri bozmayan anlar yaşandı. Kurbanlıklar firar etti. O görüntüleri taşıyacağız ekranlarınızda. Kurbanlıklar firar edince sahipleri de kovaladı. Örnekler olacak ekranlarınızda. Adresler var. Biri Konya. Bir kurbanlık çatıya çıktı Konya'da. Adana'daysa bir keçi damdan atladı. Tellerde asılı kaldı. İstanbul'dakilerse trafiği birbirine kattı. Otoparka saklanan da oldu. Mezarlığa giren de işte yurdun dört bir köşesinden o anlar. Ellemeler, ellemeler. Çatıya çıkan da vardı. Şuraya şöyle çidel de şurada dursun dedim. Mezarlığa dalan da. Boğayı kaçırdılar. Boğa şu an burada. Denize giren bile oldu. Onlar kaçtı, sahipleri kovaladı. Bu bayramda gelenek bozulmadı. Kurbanlıklar firar etti, sahipleri ecel teri döktü. Vallahi kaçtı. En ilginç görüntü Konya'dan geldi. Nasıl başardı bilinmez ama bir kurbanlık can havliyle evin çatısına çıktı. Ellemeler, ellemeler. Sahibi komşularından yardım istedi. Dakikalar geçti, büyükbaş hayvan bir türlü inmedi. Onu indirmek için çatıya çıktılar. Sopalarla kovaladıkları hayvan en sonunda kerpiç evin çatısından kendi başına atladı. Neyse ki çok yüksek değildi. Düştüğü gibi kalktı, sonra da yakalandı. Adana'da da inanılmaz anlar yaşandı. Bir keçi boynuzundan telleri takılı halde öylece sallanıyordu. Keçi kesilmek için iki katlı müstakil bir evin damına çıkarıldı. Tam kesileceği sırada kasabın elinden kaçıp damdan atladı. Boynuzu telefon teline takıldı. Asılı kalan keçi için kamyon getirildi. Hayvan kurtarılırken acı içinde çığlıklar attı. Abi sen sağlam dur lan. Boğayı kaçırdılar. Boğa şu an burada. İstanbul'da bir boğa sahibinin elinden kurtuldu. Dakikalarca kaçtı. Sonunda girdiği yer bir mezarlık oldu. İki kişiyi de yaraladı. Beyler uzaklaşın oradan. Hadi bak gitsene kadını yatırdı. Kadın. Abi gideyim ne yapayım, bana da mı saldırsın? Git diyorsun. Ne yapabileceğim ben ona? Kızgın boğaya ne yapsalar da fayda etmedi. Belediye ekipleri hayvana birkaç tane uyuşturucu iğne fırlattı. Böylelikle yakalandı. Bir boğa da otoparka girdi. Afrika'ya kadar sıkıştırın. Otoparkın içinde dakikalarca köşe kapmaca oynadılar. Boğa zapt edilmeyince devreye uyutucu iğne girdi. Sakinleştirilip yakalandı. Kağıthane Belediyesi'nin İspark'ın otoparkın içinde sakinliğindeki soru. Abi dala gitti abi. Kurbanlıklar trafiğe de karıştırdı. Lan motorcuya vurdu. Kadın adam öldü. Adama vurdu. İstanbul'da bir dana kaçarken trafiğe daldı. Motosikletli sürücüye boynuz attı. Sürücü kendini son anda kurtardı. Bir tane motorcuya vurdu. Şunların içine girdi zaten adam. Ondan sonra işte direğe bağladılar. Bağlamalarıyla beraber hayvana elektrik vuruyor. Elektrik vurunca da şimdi işte hayvan yerde bayıldı. Burası da Bursa. Kurbanlık dana sahiplerinin elinden kaçtı. İplerle durdurmaya çalıştılar ancak kolay olmadı. 5 kişiyi yerde sürükledi. İstanbul Arnavutköy'de kovalamacının sonu kötü bitti. Kurbanlık büyükbaş kesim alanına götürülürken kaçtı. Bataklığa saplandı. Sahipleri onu bataklıktan çıkarırken ecel teri döktü. Abi onu çekemez. Ya nerede? Ver ben onu bir vurayım ya. Erzurum'daki bu boğa ise ovaya kaçtı. Belediyenin kurban yakalama tipi devreye girdi. Tamam. Canı iyi. Gördün. Durun. Sakin olun. 3 uyutucu iğne sakinleştirmedi boğayı. Kementle yakaladılar. Biz sabah 8'den beri dağda bayırda peşinde koşturuyoruz. Korona bizi perişan etti. Hadi mübarek abi. Denize kaçan bile vardı. Zonguldak'ta bir boğa tam kesilmek üzereyken kaçtı. Kayalıkları aşıp denize girdi. Dalga olduğundan çıkamadı tabii ki hayvan. Çıkadan bir tane için sahil güvenliği haber verildi. Ekipler gelene kadar boğa denizde 200 metre yüzdü. Uzun uğraşlar sonucunda karaya çıkarıldı.